Metro 203 ne kadar mükemmel olmasa da keyifli bir hayatta kalma korku oyunuydu. Hikayesi idare eder vaziyetteydi. Oynanışı keyifliydi. Finalisi tatmin ediciydi. Hatta ben finali gördükten sonra sonraki oyunların zorlama bir şekilde devam ettiğini düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Metro Last Sight hikayesi gerçekten de birinci şahıs nişancı oyunları arasında anlatılmış en iyi hikayelerden biri. Metro 2.3 Redux incelememde zaten seriyle olan geçmişimi falan anlattım. Ve yeniden anlatmaya pek de niyetim yok açıkçası. Eğer önceki oyunla ilgili görüşlerimi de merak ediyorsanız size o incelemeyi alabiliriz. E hadi bakalım. Çok uzatmadan hikayeyi incelemeye başlayalım. Metro 2033'ün sonunda Artyom füzeleri ateşlemiş, kara ortadan kaldırmış ve dostlarıyla metroya geri dönüp hayata yeniden başlamışlardı. Fakat bu mutluluk pek de uzun sürmemişti. Yüzeyde bir kara derili görüldüğü haberi gelmişti ve son kara de öldürmek görevi Artyom ve Anna'ya verilmiştir. Bu ikili yukarıya çıkarlar ve kara deriliyi bulurlar. Bu bir yavru kara Derildir. Artyom bir köşede sıkıştırır ve yakalar. Kara derili de bu saldırıya karşı kendini savunmak için Artyom'un zihnine girer ve ona bazı anlarını gösterip bayıltır. Artyom'un yanına kendi kendini bir yerde tutsak bulur. Birinin yardımıyla oradan kaçar ve kaçarken de Kızıllar'ın metro büyük bir savaş görmek istediklerini öğrenir. Ve hikaye bundan sonra çok daha derinleşerek devam eder. Olay örgüsü çok iyi. Olaylar çok iyi bir şekilde birbirine bağlanıyor. Hiç bu ne alaka şimdi demiyorsunuz. Sürükleyici de aynı zamanda. Hikayeyi öyle güzel kurgulamışlar ki hiç sıkılmadan başlıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bu sürükleyicilik atmosfer dünyanın yaşaması ile desteklenince ortaya çıkan ürün muazzam olmuş. Dilenciler, tiyatrolar, genel evler vesaire dünya gerçekçiliğini arttırıyor. Kurgusal bir yerde değil de de var olan bir dünyadaymışsınız gibi hissettiriyor. Karakterler de çok güzel yazılmışlar. Önceki oyunda olan karakterleri derinleştirip daha kişilik katmışlar. Bu oyun ile tanıştığımız karakterleri de çok değerli güzel yazmışlar. Yani hikaye ile ilgili daha başka bir şey söyleyemeyeceğim için oynanışa geçmekte fayda var. Metro Landslide'ın mekanikleri bir önceki oyun olan Metro 2033 ile birebir aynı. Hani her şeyiyle aynı silah kullanımından tutun vuruş hissiyatına oradan da arayüze kadar her şey aynı. Genel olarak hikaye anlatım ve tempo üzerine düşmüşler ama keşke ana mekaniklerin üzerine az bir şey düşseydiniz be abi. Kötü değiller tamam da Önceki oyunda birebir aynı olması can sıkıyor. En azından uzun parçalanması falan koysalar ya da vuruş hissi daha iyi olsaydı. Ya da ne bileyim arayüzü falan değiştirselerdi. Şu an ekrana Metro Last Light yerine Metro 2003 koysam birçoğunuz anlamaz hangisini koyduğunu. Hani o kadar aynı ki bana üstüne konuşacak bir şey vermiyor. Çünkü zaten hepsinden Metro 2003 Redux incelememde bahsetmiştim. Yapay zekada da az da olsa gelişme söz konusu. Gizli gitmek artık daha zevkli ve gerçekçi. Ama yine de daha kat edilmesi gereken çok yol var. Büyük kapışmalar da hiç fena değildi. Daha iyisi olur muydu? E tabii ki olurdu. Fakat şu an elimizdeki olan büyük kapışmalar kötü değiller kesinlikle. Bölüm tasarımında çok iyi iş çıkarmış yapımcılar. Metro istasyonunda yaşayan insanlar, yeryüzündeki harap olmuş Moskova çok iyi yapılmış. Düşman çeşitliği de çok güzel. İnsanlar ve bir ton farklı yaratık mevcut oyunda. Ve onlarla savaşmak gerçekten keyifli. E oynanıştan da bahsettiğime göre teknik tarafa bakabiliriz. Grafikler güzel. Az çok yaşlandığı belli oluyor ama grafik takıntısı olanları bile memnun edecek. Optimizasyon çok da iyi değil. Extreme ayarlara 4060'lı bir bilgisayarda yer yer kırıkları gördüğü olduğu oyunu. Metro Last Light hikayesi, olay örgüsü, temposuyla birinci adı nişancı oyunu kapsamında ders de okutulabilecek bir oyunken oynanış konusunda özellikle ana mekanikler açısından konuşursak birinci oyunla birebir aynı olması biraz hayal kırıklığı. Ama o aynı tutan etmenler de zaten belli bir seviyenin üzerinde olduğu için oynarken çok da göze batmıyor. Ve benim Metro Last Light'a puanım. 750 mililitre. Hadi görüşürüz.